Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve yeni Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki abone ol butonuna basarak, kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu aktif hale getirerek de atmış olduğum tüm videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün yine bir istek modele geldim. Şöyle göstereyim bakın modelimiz bu şekilde beyaz bir papatya arkadaşlar şöyle papatyanın yaprağıyla uyumlu bu şekilde e, yaprakları ara suyu var bu modeli sizler için tığa çevirdim bakın arkadaşlar bu şekilde Instagram sayfasında da iğnesi yapan kişinin sayfasını da bakabilirsiniz Evet iğnesi yapmak isteyenler Tabii ki de. Evet şimdi bu modeli tığa çevirdim nasıl oldu bakalım Evet, benim sizler için hazırlamış olduğum modelimde bakın bu şekil oldu. Şöyle sihirli halka ile ortasına böyle bu şekilde yuva hazırlayıp kenarlarını da yaprağı hazırladım. Bakın, çok tatlı. Birebir de aynısını yapmaya çalıştım şöyle. Çok güzel oldu arkadaşlar. Evet, bu şekilde hazırladım. Şöyle tığ battılarımı da akşam sizler için güzelce şöyle çekerek hazırladım bakın. Çok güzel bir tığ battısı oldu. Çok da düzgün bir tığ battı işi, kolay bir tığ battı işi oldu. Bu da 696 no'lu videomda tüm püf noktalarıyla tülbet kenar tığlama işlemi mevcut. Bu şekilde ters tarafına kıvırarak böyle tığlama işlemlerini yapıyorum arkadaşlar. Çok da güzel oluyor. Şöyle sonuna doğru da aslında daha önce hazırladım siyah var o da aynı bu şekilde bakın siyahı üçer zincirle çektim birazcık iri oldu siyahınki Şöyle köşesini de Bu şekilde hazırlıyorum Köşeyi de göstereyim evet. Şimdi Modelimizin anlatım kısmına geçelim Evet ilk önce sihirli halka yaparak başlayacağız Sihirli halka tüm üniversitelerin kullandığı ve bizlerin arkadaşlar çok büyük kolaylık sağladığı bir yöntem. İstediğimiz yuva büyüklüğünü bu sihirli halkayla elde edebiliyoruz. İster küçük ister büyük. Çok büyük kolaylık hele de benim için. Şöyle sizlere de bakın parmağımdan gelen ipi tutmuş olduğum ipin üzerine koyarak bir halka oluşturdum. Tam orta kısmından giriyorum ve bir tane zincir çekiyorum. Evet bakın iki tel üstte tek tel aşağıda bir yuva hazırlıyorum ve üzerine 4 tane zincir çekiyorum bakın şu alttaki zinciri de saymayacağız 3 ve 4 buraya 4 zincirden bu şekilde 6 tane kirpikler hazırlayacağız yuva yine 4 zincir şöyle bakın 2 teli üstte ortadan giriyorum ve kirpiğimi oluşturdum tekrar 4 zincir şöyle bakın ortadan giriyorum oluşturdum 1 2 3 4 zincir sık iğne ile sabitledim 1 2 3 4 zincir hemen buraya ortaya sabitliyorum bakın 5 tane yuva oldu 2 zincirimi çekiyorum ipimi tuttum bakın istediğimiz büyüklükte yuva hazırlıyoruz, kapatıyoruz. Sonuncu trabzanı da bakın trabzan olarak yapacağız yuvamızı. Ortada şöyle aslında trabzanı yaptıktan sonra da kapatabiliriz. Şöyle 2 ve 2 alarak trabzan yaptım bakın. Size göstermek için acele ettim ben. Trabzandan sonra da ipi çekebiliriz. Bakın arkadaşlar şimdi buraya toplamda 6 tane trabzanda beraber altı tane kirpiğimiz oldu. Şöyle bu altı bir altı tane yuva hazırlayacağım. Beşer zincirden. Beş zincirimi çekiyorum. Şöyle kapattım. Tekrar beş zincir. Hemen ortadaki yuvanın içine giriyorum. Kapatıyorum. Beş zincir. 5 zincir, yuvanın içine girdim, kapattın Bakın 2, 4 oldu. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Şöyle 5. Şimdi tekrar 6. ve sonuncu için 5 zincir. Şimdi bakın arkadaşlar, 6. yuvamızı bu şekilde trabzan olarak yapmıştık. Trabzanı aralıyorum diğer yuvaya değil trabzanı aralayarak içine giriyorum hem trabzanın arasını bu şekilde açıyorum Bakın, sık iğne girdiğim için hem de bu şekil çok güzel duruyor arkadaşlar Evet bundan ilk önce bir sürü ara motifleri hazırlayıp sonra çiçeğimizi hazırlayalım Evet ipimi kopardım şöyle ipimi hemen yakayım şöyle dibinden kameradan bakıyorum alttan daha rahat yakılır. Şöyle bakalım. Bakın burayı da direkt hafif uzun bırakıyorum arkadaşlar. Özellikle uzun bırakıyorum ki şöyle sakızlı yakabilmek için bakın. Şöyle sakızlı yakarsanız daha güzel, daha düzgün, böyle sağlam bir işiniz olur. Arkaya belli etmeden sakızlı bir şekilde siz daha temizini yakarsınız. Bundan ilk önce böyle tohumları bu şekilde hazırlayacağız. Şimdi kenar çiçek kısmına geçelim. Evet şimdi bakın en son koparmış olduğum yuvadan girerek şöyle başlayacağız. Sık iğne ile ipimi buraya sabitledim. Şimdi trabzanların yapılış şeklini nasıl olduğunu nasıl yaprağa çevirdiğimizi anlatacağım. Bakın şöyle iki tane sıkı sıkı zincir çekerek başlıyorum. Bu benim ilk trabzanım. Bir defa tığımı doluyorum. Yuvaya girdim. Şöyle iki ve iki iki seferde aldığım kalın bir trabzan şöyle 4 zincir çekerek kirpik yapacağım 4 zincirimi çektim hemen buraya trabzanın arasına giriyorum minik bir trabzan şöyle kirpiğini de kapattım şimdi iki defa doluyorum yine 2 2 alarak bu sefer 3 seferde çıkıyorum 2 2 ve 2 3 seferde aldım trabzanı 4 zincir kapatıyorum buraya Kirpik alıştırdım. Bakın dolama işlemini bir tane daha artırdım. 3'e çıkardım. Bunu da aynı şekilde bakın dibinde şöyle kalın 2 2 2 ve 2 alarak şöyle 4 seferde. İlkini 2 iki seferde, ikincisini 3 seferde, dördüncüsünü 4 seferde. Yine 4 zincirden kirpik yapıyorum. Kirpik sayılarım aynı. Bu şekil çok güzel duruyor. Şimdi tekrar 3 seferde. Sonucu yine 3 seferde. Fakat bunun dibine şöyle 1, 2, 2, 2 ve 5 seferde çıkarıyorum. Dibinde bir tane aldığım için. Sonra 4 zincir. 4 zincirimi kapattım kirpik yaptım tüm kirpikler bakın dörder zincirli geri kalan kısma da bu şekilde altı tane sık iğne yapacağız 6 veya 7 ne kadar alırsa şöyle 3 4 5 6 ve 7 evet, 7 tane Sekizinciyi de sarı yuvada. Buraya sabitleyip şöyle bakın. İlk yaprağı yapmış oldum. Böyle kenarını tutayım. Çıkarıp. Evet yaprağımız bu şekilde arkadaşlar. Bakın yavaş yavaş da şöyle gösterdim. Hemen diğer yuvaya sık iğne ile geçeceğim. Bakın. Şöyle Bismillah. Diğer yuvaya bir sık iğne ile geçtim. Aynı şekilde yine iki zincir çekerek zincirimi sıkıca çekiyorum. Bir defa tığımı doladım ve yuvaya girdim. Şöyle almış olduğum ilmeği bir iki sefer zincirle beraber iki tane trabzan oldu. Hemen dört zincirimi bu minik trabzanımın arasına kapatıp bir tane pamuçuk oluşturdum. Hemen dolama artırıyorum tığımın başına. Üç seferde iki iki ve 2 1 2 3 4 zincir yine kirpiği kapatıyorum 3. tırabzanıma dolama artırdım 3'e çıkardım bunu da 4 seferde çekiyorum bakın şöyle 2 2 2 ve 2 yine 4 zincir tırabzana kapattım 3 seferde tığımı doladım yuvaya girip bir ilmek aldım 1 2 2 şöyle 2 ve şöyle 2 bakın 5 seferde çıkardım hemen 4 zincirimi kapattım bir kirpik yaptım geri kalan kısma da 6 7 tane arkadaşlar sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 6 ve 7 7. yine en dibe kadar geldik hemen sarı yuvaya da bir tane girmeyi unutmayalım 8 şöyle güzel bir şöyle pürüzsüz bir sık iğne oldu yuvanın içine direkt hiç zincir çekmeden sık iğne ile geçiyorum ve buraya bir zincir iki zincir çekiyorum bir defa doladım Aynı işlem, sadece şu alış kısımlarını, tığ dolaş kısımlarını görmeniz için yavaş anlattım. İki defa doladım, şimdi üç seferde. İki, iki ve iki. Dört zincir. Kapatıyorum. Üç sefer doladım. Sarı yuvadan ilmek alıp iki, iki, iki ve iki. Bu da 4 seferdi. Alış işlemleri de birer birer artıyor. trabzanlarda da böyle badal badal büyüyor. sonucu yine 3 defa. Bu sefer dibinde 1, 2, 2 ve 2 alarak bu şekilde bir trabzan. 1, 2, 3, 4 zincir. Tamurcuğumuzu yapalım ve bu son trabzanımızın içine Şöyle bir, iki, üç, dört, beş, altı ve son olarak yedi. Sekizinciyi de sarı yuvada yapalım. Şöyle anlaşıldı. Umarım arkadaşlar üç tane yaprağı yaptık. Şöyle Zaten bilenler biliyor. Bilmeyenler için de yavaş yavaş şöyle çekerek üç tane yaprağı gösterdim. Şöyle yakından net göstereyim. Evet. Bu şekilde oldu üç tane yaprak. Şimdi diğer yuvaları da tamamlayayım. Hemen bunu tutturma işlemine geçelim. Evet arkadaşlar bakın. diğerlerine de doldurdum. üç tanesini sizle doldurmuştuk diğerlerini de devam ettirdim şurayı göstermek için geldim arkadaşlar bakın bu şekilde koparmayın şöyle buraya bir sık iğne ile de geçiş yapıp şöyle üzerine de bir zincir çekip bakın bu şekilde koparsanız daha güzel kaynamış olur ve hemen makasımı alıyorum koparıyorum Evet çok güzel oldu arkadaşlar özellikle Bakın oradaki gösterdiğim modelde sadece zincirle inmişti. Zincir e, genelde kuruşuyor kullandıkça arkadaşlar böyle ütülü gibi durmuyor sık iğne gibi sert durmuyor. O yüzden e, zincirle değil de bu şekilde sık iğne ile indim. Dikkat edin. Dikkatli arkadaşlar için şimdiden söyleyeyim yoruma yazacaklar için de bir e, açıklama gibi olsun. Hemen bunu monte edelim. Şöyle tığ battı mesafesi olarak 3 tane yaprak bıraktım. Bakın motifimle e, diğer motifimin arasına 3 tane arasıyı bırakıyorum. Şimdi motifimi sabitleyerek başlayacağım. Ben 3 tane bıraktım. Siz bunu 5 de bırakabilirsiniz. Zevkinize göre. Şöyle 3 tane de tığ battı. Mesafesi bırakıyorum. Hemen bir tane zincir çekiyorum. Bu yapmış olduğum motifi tuttum arkadaşlar. Bakın. Şöyle üç aşağıda 3 de yukarıda olacak şekilde sabitliyorum yapraktan diğer yuvaya geçiş olan bu sık iğneli yerden ortasından girip şöyle buraya sık iğne ile sabitledim. Hemen bir zincir çekiyorum. Görmeniz için bakın şöyle diğer yuvaya bu bir zincirimi geçiş yapıyorum tığ battı ya daha doğrusu. Arkaya yine 3 tane tığ battı yapacağız. 3 zincir. Sıradaki yuva 3 zincir sıradaki yuva tekrar 1 2 3 zincir sıradaki tığ battıya girip sabitliyorum bırakırken bir tane zincir çekip bırakıyorum şöyle çeviriyorum bakın 3 tane yaprak şöyle bu ıı, aradaki geçiş sık iğnesinden de girip Şimdi de ilmeğimi tutacağım. Bırakmış olduğum ilmeğimi bu orta yapraktan sık iğne ile sabitleyip buraya tutturdum. Hemen bir zincir çekiyorum. Bir zincirimi sıradaki tığ battıya girip sabitliyorum. Evet. Şimdi bir, iki, üç zincir tığ battıya geçişimi yaptım. Buraya da başta olduğu gibi 3 tane tığ battı ara mesafesi vereceğim. Şöyle 3 zincir tığ battıyı ortalayıp arasına kapattım. 3 zincir şöyle bakın tığ battıya girip kapattım. Şimdi ipimi bırakalım. Bu montelediğimiz işlemi bakalım arkadaşlar. Şöyle elimle bir oynatarak yerleştiriyorum. Bakın oturtuyorum yaprakları güzelce arkasını da göstereyim. Bakın arkasından da bu şekilde 3 tane. Kenarlardan da üçer tane tığ battı bırakıp bu şekil motifimizi tutturuyoruz. Tutturma işlemi de çok kolay. Ben biraz çok konuşuyorum daha iyi anlatmak için arkadaşlar. O da sanki çok fazla işliymiş gibi anlaşılmaz. Şimdi bir defa tığımı doladım. 3 tığ battıdan sonra buraya trabzan yapıyorum yaprak için. Şöyle 3 seferde geniş geniş çekiyorum bu şekilde de bir yuva oluşturdum 1 2 zincir bir defa doladım şöyle 2 ve 2 yaprakta olanın miniğini yapacağız şöyle kenarda yapraklarda yaptığımızın alım işlemi trabzan işlemi daha minik tutacağım Bak, yine bir defa doladım şöyle 1 2 ve 2 1 2 3 4 zincir şöyle kapattım iki defa tığımı daladım yuvanın içine girdim bir ilmek aldım 2 2 ve 2 4 zincir buraya kapattım bir tane kirpik oluşturdum iki defa tığımı daladım yuvaya giriyorum şöyle 1 2 2 ve 2 hemen 4 zincir çekiyorum kapattım. Bakın. Geri kalan kısma 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 şöyle 3 şöyle 4. Evet. 5. de bu şekilde trabzanın arasına girdim. Sabitledim. Şimdi buraya 3 tane zincir çekiyorum. 3 zincirimi çektim. Sıradaki Öyle tığ battıya girip kapattım. 3 zincir arasına bu şekilde tığ battı mesafesi veriyoruz. Diğer yaprağa geçişte. Yapmış olduğumuz yaprağa bakalım. Bu beyaz yaprağın arkadaşlar minyatür hali bu da. Bu şekilde küçüğünü yapıyoruz. Bakın. Şöyle minyatür yaprağı olmuş oluyor. Evet, şimdi bir tane daha yapalım yaprak yapılışını. 3 zincir çekiyorum. Hemen tığ battıya girip kapattım. bak yapraklar arasında 3 tane tığ battı mesafesi var. Bir defa tığımı doladım. Ve 1 ve 2 ve 2. Bu şekilde minik bir trabzan. 2 tane zincir. Bir defa tığımı doladım. Yuvaya giriyorum. Şöyle 2 ve 2. Trabzanın içine 4 zincir. Buraya kapatıyorum bu şekilde bir kirpik oluşturdum Bakın bir defa doluyorum. Bu sefer üç seferde çekiyorum. Bir, iki, iki. Bir dolaman birisini iki seferde, birisini de üç seferde. Bir, iki, üç, dört zincir. Kapattım. Şöyle şimdi iki defa dolayıp şöyle iki, iki ve iki alarak. Kontraldanımı oluşturdum. Yine 4 zincir. Kapattım bu şekilde. 2 defa mı doladım. Hemen trabzanın arasından bir ilmek alıp 1 2 2 ve 2. Bakın yaprağımızın dönüşü bu şekilde. Minyatürü beyazın minyatürü oluyor. Kapattım bu şekilde. Şimdi bu geri kalan kısma da sık iğne yapıyoruz 4 tane. 1 şöyle 2 şöyle 3 ve 4. 4 tane bu şekilde. 5. de yuvada yapıyorum. Hemen 1 2 3 zincir. Kapatıyorum buraya. Tekrar 3 zincir atıyorum bu şekilde şimdi şöyle iki tane yaptık ben bir tane daha bu yapraktan yapıp hemen geleyim arkadaşlar Evet arkadaşlar bitmiş hali bakın bu şekilde oluyor şöyle yaprağı ve papatyası birbirine uyumlu tıpkı size gösterdiğim iğne olduğu gibi orada da bu şekilde aynı uyumda ben de size birebir aynısını yaptım bu da göstermiş olduğum papatya şöyle ara suyuyla beraber tutayım Evet gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar şöyle bir de elimin üzerinde göstermeye çalışacaktım bakın birebir aynısını yapmaya çalıştım çok da güzel oldu yapımı da gayet kolay zaten motifte yaprak yapmasını öğreniyorsunuz Bu da biraz minyatür hali Şöyle ortası da arkadaşlar artık Sizleri de alıştırdım sanıyorum. Bu sihirli halka işine. Sihirli halkanın minik bu şekilde tohumları. Çok kolay oluyor arkadaşlar. Ortasını bayağı bir yapıp sonra da üzerine papatyalarını hemen de tığlama işlemiyle takarak böyle motifleri gideceksiniz. Ben çok beğendim arkadaşlar. Sizler de emekler için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Biliyorsunuz yeni bir kanal açtım. Tığ oyaları dünyası diye. Oraya da abone olup beğeni ve yorumlarınızla destek olursanız sevinirim. Şöyle bir de ters tarafından da gösterip kapatalım inşallah. Bu şekilde arkadaşlar modelim. Böyle ters tarafından da yapraklı hali. Çamaşır makinesinin sesi de geliyor arkadaşlar. Ben bittim beni as diyor. Biliyorsunuz biz kadınların işi hiç bitmiyor. Bu şekilde. Evet. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.